Projemizin farklı hedef kitleleri var. Benim asıl amacım bu hedef kitlelerine farklı şekillerde ulaşmaya çalışmak. Bunu hem sosyal medya aracılığıyla hem de insanlarla iletişime geçerek yapıyoruz. Buraya gelmeden önce sosyal medya adreslerimizi kurduk. Bir takım içerikler paylaşmaya başladık. Çünkü bizim projemizin asıl amaçlarından biri de sosyal medyada gezdiğimiz bölgelerde farkındalığı artırmak. Farkındalığı artırmak bizim için önemli aslında çünkü buradaki mekanı civardaki insanlar kullanıyor. Bizim gezdiğimiz, dolaştığımız birçok kervansarayda örneklerini de gördük. Farklı ortamlarda, farklı koşullara hem günümüzde hem de geçmişte adapte edilmiş mekanlar bunlar. Örneğin yarı yıkık bir kervansarayı köylüler ağıl olarak kullanabiliyor bazen. Ya da bir noktada düğün salonu gibi bir ihtiyaç varsa insanlar düğün salonuna dönüştürüp o şekilde kullanıyor. Restoran olarak kullananlar var bu mekanları. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz şey bölge halkıyla iletişime geçip onlara buraların, bu mekanların tarihini anlatmak belki. Hatta onlardan öğrenmek. Çünkü bu iki yönlü giden bir bilgi akışı. Bizim farklı sınıflandırmalarda kervansaraylarımız var. Evet, bazılarının şu an bulunduğumuz Alarahan'daki gibi hanların varlığından haberdarız. Evet, duruyorlar. Restorasyonu yapılmış. İnsanlar ziyarete geliyor. Ama bütün kervansaraylar bu durumda değil. Bizim yaptığımız şey bazen de yöre insanıyla iletişime geçip bu kervansarayların yerlerini tespit etmek. Onlara yaklaşık konumlarını soruyoruz, bazen hikayelerini dinliyoruz, bazen biz de onları öğretiyoruz. Dolayısıyla benim yaptığım şey aslında bu insanlarla iletişime geçip bütün bu bilgi aktarımını sağlamak. Çünkü aynı zamanda biz her zaman burada olamıyoruz. Bu iletişim ağını güçlü sağlamamız durumunda insanlar rastgele dolaşırken, gezerken, bir kalıntı gördüğü anda bize bunu gönderebilecekler. Bu da bizim projemiz için aslında çok kilit bir rol oynuyor. Sosyal medyada da farkındalığı arttırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunun için de kayıt alıyorum. Gördüğüm, konuştuğum, bir şeyler öğrendiğim, bir şeyler anlattığımız insanlarla ilgili kayıtlar yapıyorum. Aynı zamanda ekip arkadaşlarımın çalışma şeklini, bir günümüz nasıl geçiyor, neler yapıyoruz, tempomuzu anlatan videolar çekiyorum, fotoğraflar çekiyorum. Bunları daha sonra paylaşıyorum. Müzik